2022'nin son ayında EYT'de yaş şartı yok açıklamasıyla SGK'larda büyük yoğunluk yaşanmış, önünde kuyruklar oluşmuştu. Bugünlerde ise sosyal güvenlik kurumlarında emekli adaylarının maaşları hesaplanıyor. Binlerce dosya masaya yatırıldı. Yıllara göre ayrıldı. EYT'lilerin maaş hesaplamaları için yoğun mesai başladı. Heyecanlı mısınız efendim emekli olacağınız için? Biraz, evet. EYT'lilerin boşanma başvurusunun ardından binlerce dosya sosyal güvenlik merkezlerinde. İşte biz de o merkezlerden birisindeyiz. İstanbul'da 6 ilçenin bağlı olduğu Bağcılar Başvuru Merkezi'ndeyiz. İşte burada da memurlar yıllara göre o dosyaları ayırmaya çalışıyor. Başkan Erdoğan'ın yaş sınırı olmadan emekli olunabilecek açıklamasının ardından sosyal güvenlik kurumları en yoğun günlerini yaşamıştı. Askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanmaları için işlemler tamamlandı. Şimdi ise maaş hesaplamaları yapılıyor. İşte bunlar da yıllara göre ayrılmış dosyalar. Bir örnek vermek gerekirse askerlik borçlanması, işte içerisinde de tabii ki ortaya çıkan rakam var. 540 gün için 37 bin liralık bir rakam bedel ödemesi gerekiyor başvuru yapan adayın. İşte bu dosya şimdi o başvuru yapan adayın posta yoluyla evine gidecek ve sonra da ödemesini gerçekleştirecek. Bizi ne kadar öne getirecek? Yaklaşık 10 sene. Hesaplamalar yapıldıktan sonra borç tutarları E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Borçlanma işlemleri tamamlandıktan sonra adaylara bir mesaj atılıyor. İşte o mesaj geldikten sonra merkezlere gelerek zaman kaybetmenize de gerek yok. Herhangi bir internet bankacılığı üzerinden SGK ödemeleri kısmına girerek ödemenizi direkt bankaya yapabilirsiniz.